Ali Yıldırım'ı dinledik. Öncesinde Bayram Şen Ocağı'nın açıklamalarından bahsettik. Öyle ki aradaki farkın 10 katı kadar iptal oydan, geçersiz oydan söz ediyoruz. Şimdi Yurt Haberler Müdürümüz Kerim Ulak bizimle. Az evvel Bayram Şen Ocağı'nın elinde salladığı belgeleri biz de LED ekranımızda açtık ve üzerine konuşacağız. Kerim merhaba, hoş geldin yayına. Merhabalar Hilal. Şimdi çok net değildi açıklamaları. Yani kağıtları özellikle gösterirken çok net değildi. Ben şahsen çok İyi anlayamadım orayı. Yani sadece o belgelerde işte Binali Yıldırım'a sadece bir oy verildiğinin altını çizdi. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Nedir bu belgelerin detayları? Hilal, çok özel bir yayın yapacağız. Bakın bunu 77 milyon, 80 milyonun dikkatle izlemesini rica ediyorum. Tabii demokrasinin gereği şeffaf, hilesiz, dalaveresiz seçimdir. Ancak seçimlere hile karıştırılırsa o zaman durum değişir. Bunun adı sahtekarlık olur. Şimdi Binali Bey söyledi, yapılan usulsüzlüklerden, bakın usulsüzlük diyorum, bu suçtur. Onunla alakalı da birazdan konuşacağız. Şimdi belgelerden bahsetti ve imzalı belgeler, resmi belgelerden bahsediyor. Yapılan, tabiri caizse, sahtekarlığın şimdi belgelerini tüm Türkiye ile paylaşacağız. Sadece 3 sandık göstereceğim ben. Yapılan sahtekarlığı gösteren sadece 3 sandıktan çıkan sonuçları şimdi izleyicilerimize paylaşacağız. Ve bu 3 sandıktan yaptığım hesaplara göre toplam 390 oy Binali Bey'den, Binali Yıldırım'dan kesiliyor ve Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Peki nerede ve nasıl? İşte belgeleri. Belge 1. İstanbul Sultanbeyli. Sandık numarası 2004. Seçim bölgesi Adil Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sayım döküm cetveli. Kameraman arkadaşlarımdan rica ediyorum, net bir şekilde gösterelim lütfen. Sandık numarası ve o sandıkta görevli personelin imzalarının yer aldığı döküm cetveli burada yer alıyor. Toplam 5 personel imza atmışlar, hatta 6 personel ve atılan imzada sandıkların açılmasından sonra yapılan sayımda ortaya çıkan tablo işlenmiş. Tabloda ne yazıyor? AK Parti adayı Binali Yıldırım'a toplam 201 adet oy çıktığı, gördüğünüz gibi burada işaretlenmiş, yazılmış. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Binali Yıldırım'a çıkan oy adeti 201 ve burada yazılmış. Peki döküm cetveli bu. Peki İl Seçim Kurulu'na nasıl gönderilmiş 201 AK Parti Binali Yıldırım oyu? Bu da yine aynı 6 kişi tarafından, bakın altına yine imzaları ve mührü yer alıyor. Aynı kişiler. Kimler bunlar? Derya Akçoşar, Songül Altun, Hüseyin Diş, Doğan Çelik gibi isimlerin yer aldığı sandık görevlileri bir sonuç tutanağı hazırlıyorlar. 2004 numaralı sandıktan hazırladıkları sonuç tutanağı. Sonuç tutanağına ne yazılmış, buraya dikkat edin lütfen. Ekrem İmamoğlu'na kaç oy çıkmış burada? 73. 73. Binali Bey'e 201 oy çıkmıştı. Bakın 2004 numaralı sandık ve 2004 numaralı sandığın sonucunu veriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Binali Yıldırım sadece bir oy. Ve Ekrem İmamoğlu 201 oy. Ne olmuş biliyor musunuz? Binali Bey'in oyu Ekrem İmamoğlu'na yazılmış. Ama yine bir karışıklık var şimdi. 73'müş onu, Ekrem İmamoğlu'nun aynen, oyu. Bakın, onu düşünemiyorlar. Onu düşünemiyorlar bunu yaparken. Normalde Binali, Ekrem İmamoğlu'nun oyu 73 olarak. 73 olması gerekirdi o aynen. zaman. Aynen. Aynen, bakın onu Vatan Partisi'ne yazmışlar. Dikkat edin. Bakın Vatan Partisi adayının karşısına 73 yazılmış. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 201. Yani Binali Bey'in oyu kime yazılmış? Ekrem İmamoğlu'na yazılmış. Altına imza, mühür çakılıp sonuç tutanağıyla. Yani şöyle Kerim Ulak, o zaman Binali Yıldırım'la Vatan Partisi'nin adayı yer değiştirmiş. Hayır, Ekrem İmamoğlu'yla. Ekrem İmamoğlu'nun oyları Vatan Partisi'ne yazılıyor. 73 Çünkü, adet. Ha evet, tamam, evet. Ama Binali Bey'in 201 adet oyu Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Tamam. Peki Vatan Partisi'nin de normalde bir oyu var. O da Binali Yıldırım'a yazılıyor, onu demek aynen. istiyorum. Aynen. Vatan Partisi'nin bir oyu. Böyle bir yer değişikliği. Aynen, yer değiştiriliyor. Ve sonuç tutanağıyla nereye gönderiliyor?
il seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna gönderiliyor. Ama bunların bir kopyasının AK Parti'de olduğunu unutuyorlar tabii. Hı hı. Araştırılacağını unutuyorlar tabii. Varan 2. Bakın izleyicilerimiz lütfen dikkat etsinler. Bakın bu seçimlerin sonuçlarına doğrudan etki edecek sahtekarlığın belgeleridir. Bu belgeler resmi belgelerdir. Neresi? Seçim bölgesi Sancaktepe Mahallesi 1212 numaralı sandık. İstanbul Bağcılar. Burada Ekrem İmamoğlu'na 129 oy, Binali Yıldırım'a 131 oy çıktı, belgelenmiş ve sandık görevlileri tarafından imzalanıp mühürlenmiş. Peki 1232 numaralı sandıkta nasıl bir sonuç tutanağı bu görevliler tarafından işlenmiş? Ne demiştik Hilal Binali Bey'e? 131. 131 oy diyoruz Binali Bey'in karşısındaki oy oranı 1. Yani 130 oy gitti. Nereye gitti? Ekrem İmamoğlu'na gitti. Bakın 131 oldu. Ekrem İmamoğlu'nun oyu 129'du. 131 oldu. Ve bu şekilde burada sahtekarlık yapılıyor. Yine altına görevliler tarafından imza atılıyor. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sandık sonuç tutanağı diye il ve ilçe seçim kurullarına gönderiliyor. Hı hı. Aleni bir şekilde sahtekarlık. Varan 3. Bakın bitmiyor. Şimdi neresi? Belediye meclis üyeliği seçimi sayım döküm cetveli. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 4365 numaralı sandık. Bakın lütfen. Tüm Türkiye buna dikkat etsin. Burada bir sahtekarlığı, usulsüzlüğü belgeleriyle deşifre ediyoruz. İlk kez A Haber ekranlarında bu belgeleri yayınlıyoruz. 4365 numaralı sandıktan çıkan sonucu Hilal Özdemir okuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 197 sonuç burada görüyorsunuz. Peki 4365 numaralı sonuç tutanağında, sandık sonuç tutanağında görevli, sandıkta görevli bakın o personel, sandık aynı, görevlileri aynı. Ne yazmışlar? 197 olan AK Parti'nin meclis üyelik rakamını burada listeye 137 olarak geçiriyorlar. Evet. Yani hesapladık. 3 tane ayrı sandıkta yapılan usulsüzlükle Binali Yıldırım'ın 390 oyu çalınmıştır. Hmm. Bakın çalındı diyorum. Burada bir sahtekarlık var. Binali Yıldırım'ın oyu burada isimleri yazan görevliler tarafından göz göre göre çalınmıştır. Ve belge ile görevli ilgililere gönderilmiştir. Hmm. Ve bu belgeler AK Parti'de de yer aldığı için yapılan inceleme sonrasında tespit edilmiştir. Hı hı. Bu şekilde 3 sandıkta 390 oy Binali Bey'in oyları çalındı. Hı hı. Sadece 3 sandık. İstanbul'da 13.500'e yakın sandık var Hilal Özdemir. Hı hı. 13.500 oyu sandığı düşünün. Sadece 3 sandıkta 400'e yakın oyun çalındığını düşünecek olursak. Binali Bey ile Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki oy farkı ne kadar? 23 bin. Bakın sadece 3 sandıkta 500'e yakın şu an tespit edilen sahtekarlık var. Yani bu şunu doğuruyor. İstanbul'daki... Aradaki fark kapanır mı diyorsun yani? İnanılmaz şekilde. Bakın tekrar söylüyorum. Sadece 3 sandıkta 500'e yakın oy çalındığını ben şu an sizlere gösteriyorum. Bunu ben anlatmıyorum. Bu belgeleri biz hazırlamadık. O gün Bağcılar'da, Sancaktepe'de yer alan seçim görevlileri tarafından tek tek listelenerek hazırlanan ve ilgili yerlere gönderilen resmi belgeler üzerinden yapılan sahtekarlığın belgesidir. Peki bu tutanaklar bu kağıtlara geçirilirken AK Partili görevliler de yok mu? Yani bakın, böylesi bir şey nasıl burada, gerçekleşebilir? Burada sandık başkanı son nihai imzayı atan ve mührü basan kişidir. Şimdi sandıklarda genellikle bir AK Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili şeklinde görevliler bulunur. Görevlilere kağıt uzatılır, kağıtlara tek tek imzalar alınır üye olarak. Son nihai mührü sandık başkanı, o sandığın başkanı basar ve imzasını atar. Orada işte sandık başkanlarının sahtekarlığı devreye giriyor. Ne yapıyor? Son anda üzerinde oynuyor. Az önce bir yayın yapmıştık. Yayınımızda ne demiştik?
Sandıklarda hile yapılıyor. Maddi tarifatlar yapılıyor dedik. Nasıl tarifatlardı bunlar? Mesela Binali Bey'e sandıktan 300 oy çıkıyor. Bakın bu başka bir sahtekarlık. Lütfen dikkat edelim. 300 oy çıkıyor ve o 300 oy normalde üyeler tarafından imzalanıyor. Ancak sandık başkanı 30 olarak tutanağı işliyor ve il seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna 30 olarak gidiyor. Hı hı. 270 oy orada çalınmış oluyor. Yani burada maddi hasarlar var. Bu hasarlar giderilebilecek hasarlar mı? Şimdi bakın Hilal Özdemir, 13.500 sandıktan bahsediyorum. Lütfen dikkat edelim. Bakın çok çok önemli bir şey yönetmenim bu. Yönetmenim 30.000 sandık olduğunu 30 bin, söylüyor. Doğrudur. 30.000'e yakın sandıktan bahsediyoruz İstanbul'da. 31.000 sandıktan bahsediyoruz. 31.000 sandığın farz edelim 1000'inde yapıldığını düşünelim Hilal Özdemir. Bakın sadece 1000'inde bu sahtekarlığın yapıldığını düşünecek olursak ki dikkat edersiniz iki tane belge sadece Bağcılar'da tespit edildi. Hı hı. Sadece Bağcılar'dan iki belge ve yaklaşık 300 oy çalındığı iki belgede tespit edildi. Hı hı. 1000'e yakın olduğunu düşünecek olursanız ortaya 300.000'e yakın devasa bir rakam çıkıyor. Yani Ekrem İmamoğlu çıkıyor diyor ya 23.000 oy fark var. Bakın bu listeler tek tek inceleniyor, incelenecektir. Yetkililer de bu görüntüleri, bu belgeleri delil olarak kabul edip harekete geçeceklerdir. Ve şunu da belirteyim. Burada isimleri yer alan kişiler suç işlemişlerdir. Özellikle sandık başkanları suç işlemiştir. Ve bu konuda seçim suçları ve cezaları ile alakalı bir madde var. Ve maddede şu yazıyor. Madde 138. Görevi safsaklama ve kötüye kullanma olarak. Görevli kişiler görevlerin herhangi bir şekilde safsakladıkları ve kötüye kullandıkları takdirde bu kanunda ayrı bir ceza tayin edilmemiş ise Türk Ceza Kanunu'nun bu suçlara ait cezaları 6'dan 1'den 3'ten 1'e kadar artırılarak hükm olunur deniliyor ve açık bir şekilde yargı yolu gösteriliyor. Bakın Hilal Özdemir, geçersiz oylar diyoruz. Hı hı. Geçersiz oylar farklı bir şey, sahtekarlık farklı bir şey. Burada aleni bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'ın oyları yazılmıştır ve bunun adı oy hırsızlığıdır, oy sahtekarlığıdır. Bunu tüm Türkiye izliyor. Biz belgelerini çıkardık. Bu belgelere Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu da ulaşabilir. Ulaşamazsa biz kendisine rahatlıkla ulaştırabiliriz. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu belgeleri izleyecektir ya da söyleyeceklerdir. Ne diyecek? Sadece 3 sandıktan 500'e yakın Binali Yıldırım'ın oyunun çalındığını ve kendisine yazıldığını nasıl anlatacak tüm Türkiye'ye, tüm İstanbullulara, 10 milyon İstanbullu seçmene Ekrem İmamoğlu sadece 3 sandıktan nasıl izah edecek? Bakın ortada inanılmaz bir skandal var ve bu skandalın belgelerini biz sunuyoruz haber olarak ve her şey resmidir. Bakın tekrar söylüyorum, izleyicilerimiz şu an görüyorlar. Ve seçim sonuçları çok önemli. Oy hırsızlığı kesinlikle sahtekarlıktır. Suçtur. Ve biz de A Haber ekranlarından tüm yetkililere, yargı mercilerine, Yüksek Seçim Kurulu'na bu belgeleri çok net bir şekilde sunuyoruz. Artık bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun, il ve ilçe seçim kurulunun takdirinde yapılacak inceleme ile bakın bir ilkokul çocuğu bile baksa belgelere çok net bir şekilde Binali Bey'in hakkının çalındığını, oyunun çalındığını anlar. Hilal Özdemir yani çok akıllı olmak gerekmiyor. Tekrar söyleyelim. Bu yapılan, tespit edilen sahtekarlık, geçersiz oylarla alakalı da çok önemli belgeler var. Tekrar söylüyorum yaklaşık şu an İstanbul'da 320 bine yakın geçersiz oy var. Ve bu geçersiz oyların 215 bini AK Parti'ye ait. Ve yine bugün sandık kurulu başkanlarından aldığımız bilgilere göre bu 215 bin oy çok inanılmaz yöntemlerle geçersiz sayılıyor oylar. Mesela zarfların içine mahalle muhtarlarının isimlerinin yazılmaması bir gerekçe gösteriliyor. Aslında konulmayabilir. Bu gerekçeyle AK Parti'nin oyları geçersiz sayıldı. Bunlar tek tek incelenecek ve gerçekler ortaya çıkacak Hilal. Peki A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak teşekkür ediyoruz.